mesajdı. Hadi gel o. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif B T S Vav He Lam Elif Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytellezî yukezzibu biddîn. Ara'aytellezî yukezzibu biddîn. Fezînehum an salatihim imsâhûn. Bugün itibariyle yaz kursumuz başlamış bulunmakta. Dersimize başlıyoruz inşallah. Dersimize selamla başlıyoruz. Dersimize başlama duasıyla başlayabiliriz. Biliyorsunuz önce selam, sonra kelam diyoruz. Selamla başlayalım çocuklar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Bu ne güzel kelam. Bu ne güzel kelam. Yaşasın İslam. Yaşasın İslam. Elimizde Kur'an. Elimizde Kur'an. Kalbimizde iman. Kalbimizde iman. Bir Allah'a inanan. Bir Allah'a inanan. Müslümanız Müslüman. Müslümanız Müslüman. Ayrılmayız bu yoldan. Ayrılmayız bu yoldan. Hep doğruyu arayan. Hep doğruyu arayan. Kitaba, sünnete sarılan. Kitaba, sünnete sarılan. Emirlerine uyan. Emirlerine uyan. Yasaklardan kaçınan. Yasaklardan kaçınan. Müslümanız Müslüman. Müslümanız Müslüman. Rabbi yessir. Rabbi yessir. Ve la tu'essir. Ve la tu'essir. Rabbi temmim. Rabbi temmim. Bil hayr. Bil hayr. Rabbim. Rabbim. Kolaylaştır. Kolaylaştır. Zorlaştırma. Zorlaştırma. Rabbim. Rabbim. Hayırla tamamla. Hayırla tamamla. Siraten lezine elhamte aleyhim gayril mağdubi velatitari amin. Yaklaşık 2 yıldır dünya bir hastalıkla pençesinde ve muzdarip. Geçen yıl bu hastalık nedeniyle maalesef biz yaz Kur'an kurslarında eğitim veremedik. Ama Rabbime hamdolsun, şükürler olsun ki bu yıl camilerimiz çocuk sesleriyle, çocuk koşturmalarıyla, yaz kurslarımızla buluştu. Biz tabii bundan çok heyecanlıyız, sevinçliyiz. Rabbim bir daha camilerimizi böyle bir nimetten mahrum eylemesin inşallah. Ama tabii ki hastalık daha devam etmektedir. Hastalık tedbirleri çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu ilki yaz Kur'an kursu esaslar çerçevesinde biz ilçe müftülüğü olarak diğer ilçe müftülükleri gibi tedbirlerimizi aldık ve yaz Kur'an kurslarımız bugün itibariyle eğitime başladı. 5 Temmuz ile 20 Ağustos tarihleri arasında bu yıl yaz Kur'an kurslarımız devam edecektir. Kayıtlarımız geçen hafta başladı ve ayın 11'ine kadar devam etmekte. Her ne kadar bugün eğitime başlamış olsak da kayıtlar bitmemiştir. Ayın 11'ine kadar, gelecek haftaya kadar da kayıtlarımız devam etmektedir. Tabii bu yıl hastalık tedbirleri çerçevesinde her yıl gibi bütün grupları, sınırsız bir yaş grubunu kurslara dahil edemedik. Sadece 5 ile 22 yaş arasındaki vatandaşlarımıza kurs açabilmekteyiz. Bunu da 3 gruba ayırmışız. 5 ile 9 yaş grubu, 9-15 yaş grubu, bir de 15-22 yaş grubu. Birinci grupta olanlar, yani 5 ile 9 yaş grubunda olanlar yüz yüze eğitim, yani online eğitimi yok. 9 ile 15 yaş grubunda olanlar 2 seçenek de var. Şartlara göre isterlerse yüz yüze eğitim alabilirler veyahut da çevrim içi. 3. grup dediğimiz 15 ile 22 yaş arası yetişkinler ise bunlarda sadece çevrim içi eğitim verilebiliyor. Bu çerçeveler içerisinde kayıtlarımız başladı. Bütün camilerimiz, yani Midyat İlçe Müftülüğü'ne bağlı 177 camimize, 30'un üzeri Kur'an kursumuza eğitim faaliyeti, yaz Kur'an kursu eğitim faaliyetleri başlamış bulunmaktadır. Yani bu ilki temamız, temiziz, camideyiz, camiyle buluşmaktayız temasıyla yaz kurslarımız başladı. Tabii yaz Kur'an kurslarında ne eğitim veriliyor baktığımızda, önemi nedir biz Müslümanlar için baktığımızda? Evet, gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde ne diyor? Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir. Yani bir Müslüman hayatında Kur'an temel kaynaktır. Yani Müslüman hayatı Kur'an ekseninde şekillenir ve alması gereken en temel eğitim de Kur'an eğitimidir. Çünkü bazı ibadetlerin sahih olabilmesi için de Müslümanın en az biraz Kur'an ezberlemiş olması gerekmektedir. Mesela bu anlamda Efendimizin Kur'an bilmeyen Müslümanı bir harabe eve benzemiş. Yani içinde Kur'an'dan bir ayet, bir pasaj olmayan müminin kalbi neye benzer? Harabe bir eve benzer. Tam tersi de kalbini Kur'an'la mamur eyleyen Müslümanın da hayatı bambaşka olur. Bunun için yaz Kur'an kurslarımız ebeveynlerin çocuklarına vermesi gereken bir eğitimin temelini atmaktadır ve inşallah bunun tam devamı var. Yani biz burada temel olarak Kur'an eğitimi verdiğimiz çocukların bir kısmını Kur'an kurslarımıza yatlı bir hafız bile yapabilmekteyiz. Bir kısmı bu imkanı yakalamasa bile okuluna devam ederken de en azından böyle bir kurs vesilesiyle bu öğrenmesi gereken zorunlu bilgiyi de bu sayede alıyor. Tabii Kur'an eğitimi önemli ama onun yanında onun kadar önemli olan Kur'an'ın bize tavsiye ettiği, Efendimizin bize emrettiği bazı bilgilerin de öğretilmesi söz konusu. Bunlar nelerdir? Akaid, inanç konuları. Yani bir Müslümanın inanması gereken temel bilgileri biz çocuklarımıza veriyoruz. Onun dışında ibadetler, temel ibadetleri de çocuklarımıza öğretiyoruz. Üçüncüsü, biz çocuklarımıza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siretini, hayatını, çünkü en rol modelimiz, en yüce idealimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Biz onu da çocuklarımıza öğretmek durumundayız. Ve dördüncüsü de biz çocuklarımıza İslam'ın ahlakını, bir Müslüman hangi ahlak üzere olması gerektiğini de bu kurslara temellerini vermekteyiz. Ha derseniz ki 40 günde 2 ayda ne kadar öğretilir? Tabii bunların temelleri atılır. Bunlar diğer eğitimlerle tamamlanır inşallah. Ben son olarak bu yaz Kur'an kurslarına bizi kavuşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar ediyorum. Rabbim camilerimizi çocuksuz, gençsiz, Kur'an okuyansız bırakmasın. Müslümanları Kur'an eğitiminden mahrum eylemesin. Müslümanları dini bilgilerin verildiği imkanlardan mahrum bırakmasın inşallah. Midyat İlçe Müftülüğü olarak ebeveynlerden talebimiz, çocuklarınızı bu kurslara yönlendirelim. Biz elimizden gelen gayreti sarf edip çocuklarımıza gelecek hayatlarını şekillendirecek, yardımcı olacak temel dini bilgileri onlara vermeye çalışalım. Allah sizlerden de onlardan da razı olsun. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin. İlk defa gelmiyorum, bir kere daha da gelmiştim, şimdi de geliyorum. Biz eskiden bile konuşuyorduk, Kur'an kursa da alıştım, Kur'an'da da alıştım, Kur'an'ı söylemeyi biliyorum. Kur'an bizim her şeyimizdir, Kur'an'ı hiç yapmamalıyız, Kur'an'ı okumalıyız, tavsiye ederim. Kur'an kursuna geldiğim için çok mutluyum, umarım siz de gelirsiniz, gelmeyi unutmayın. Kur'an okumak çok güzel bir şeydir. Bir sürü şey öğreniyoruz. Ve çok heyecanlıyım. Mesela Kur'anlar başladı ve Kur'an öğreneceğiz, namaz kılacağız, dua edeceğiz. O yüzden çok mutluyum. Pandemi döneminde de kurslarımızı özlemiştik. Evet, bütün çocuklar bence Kur'an-ı Kerim öğrenmeli. Güzeldir, canlıdır. Kur'an hayattır. Herkese tavsiye ederim. İki kardeşimle beraber Kur'an okumaya geldik. İkisi de Elifba'ya bitirmek üzere, bitirirler inşallah. Ben de Kur'an'ı hızlandırmak için geldim. Kur'an'ı çok seviyorum çünkü Kur'an Allah'ın emirleri ve yasakları bildiriyor. Çocuklar öğrenirse ahlakı güzelleşir, kişiliği değişir. Ben Kur'an'a gelmiştim, sonra tekrardan Elifba okuyorum. Evde sıkıldık, Kur'an kursuna geldiğimizden daha mutlu oluyoruz. Herkese tavsiye ediyorum.